Anlat bakalım Hilal Gökmen. Bugün ne çekiyorsun? Ben. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kütahya'nın Simav ilçesinin Kuşu kasabasının güzel göletinden söz edeceğiz. Dermişim demiyorum. Tabii ki de gezelim görelim programı çekmiyorum ben arkadaşlar. Ya bu ses ne ama ya? Böyle pıtır pıtır pıtır. Şu motorun sırası mıydı şimdi? Of! Size daha önce de söylemiştim zaten. Kuşuluyum. Şiveme bakmayın. Kuşulu gibi konuşamasam da has bir kuşuluyum ben. En son 5 yıl önce gelmiştim buralara. Şimdi de geldim. Böyle şeyler olmuş. Dedim ben bunu arkadaşlarımla paylaşmayayım mı? Hadi gelin biraz başlayalım. Şu bungalov evlerinin güzelliğine bir bakar mısınız? İlk gördüğümde inanamadım. Dedim ki kuşu da bungalov evleri. Wow. Daha bunların neleri neleri var. Bu sadece başlangıç. Hadi devam. Bir cennet değil mi sizce de? Bence bir cennet. Sizce de? Bu kadar güzel iskele olur da bunu tamamlayacak bir restoran olmaz. Tabii ki de var, tabii ki de var. Tabii ki de var. Hem de harika bir şefle. Göz sefası. O değil de hemşerilik kıyağında şefim beni mutfağa da alacak. Keşiflerimiz. Yalnız gözlerim öyle bir bayram etti ki anlatamam şu an. Vay vay vay. Evet. Kendi hayvanlarımızdan yöresel ürünlerimiz bunlar tamamen. Ustam sen bunlardan neler neler yapıyorsun dostum? Bununla aşağı yukarı 35 kilo keşif falan et ürünümüz var. Her gün değişiyor. Her gün taze taze kasaptan gelerek. Kasaptan geldikten sonra biz ufak bir işlemden kendimize özel. Özellikle kuşu göz sefasına özel soslarımızla soslayıp ondan sonra müşterilerimize özel olarak burada soslayıp vitrinimize koyuyoruz. Burada antrenik otundan, üftene, kontrafilesine, bonfilesine yani Türkiye şartlarındaki restoranlarda hangi eti yemek istiyorsanız kuşu göz sefasında da bu etleri her zaman istediğiniz takdirde yiyebilirsiniz. Ay ben çok heyecanlandım. Acaba evet. Biz ne yiyeceğiz şimdi? Bugün sizin göz sefasına özel. Kendi hayvanlarınızdan geçtiğiniz etlere göre bir çoban kavurma yapabiliriz size. Neden olmasın? Buyurun böyle mutfağa alabiliriz. Hadi o zaman başlayalım. Çok acıkmıştım zaten. Yaşasın. Evet. Şimdi burada yine kendi kuş köyümüzden yetişen, bahçemizden yetişen soğanlarımız, domateslerimiz. Hayvanlarımız da yine dediğimiz gibi kendi hayvanlarımızdan kesiyoruz burada. Evet. Yani yöresel ürünlerimizi kullanıyoruz. Kesinlikle dışarıdan alışveriş yapmıyoruz. Hem kendimiz kazanıyoruz hem de köyümüzdeki esnaflara kazandırmak maksadıyla bu şekilde bir işleyişimiz var. Tüm müşterilerimizi, tüm misafirlerimizi kuşu göz sefasına bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Ben mutfaktan çıktım. Yemeğim de hazır. Yemeğe gidiyorum. Sabırsızlanıyorum. Hadi gidelim yiyelim artık. Çok güzel bir günün ardından çok güzel bir yemeği hak ettik. Öyle değil mi Muammer Hocam? Ali'cim. Sizler olmasanız ben bu videoyu zaten kesinlikle çekemezdim. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Ama hadi artık yemeğimizi yiyelim, çok acıktık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.